Selamlar herkese, hoş geldiniz. Öncelikle biz de ERG'ye bu daveti için çok teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikle bu sene ERG'nin çok önem kaptığı, konuşamadım heyecanlandım kusura bakmayın. Çok önemsediği bir şey de bu festivalin iyi örneklerin kapsayıcı olmasıydı. O yüzden kendimi betimleyerek başlamak isterim. Ben Aslıhan, sarışın ve kumral saçlıyım. 35 yaşındayım. Beyaz tenliyim, oldukça renkli dövmelerim var her yerimde. Aynı zamanda bugün üzerimde gri bir takım var, beyaz ayakkabılarım var. Bunun yanı sıra ben kimim diye kısa bir başlangıç yapayım. Ben Roots & Shoots Türkiye ekibindenim. Roots & Shoots Türkiye gençlerin ve çocukların doğa, çevre, hayvanlar, insanlar, iklim gibi farklı alanlarda çalışmasına destek olan bir oluşum. Çocukların meraklarının peşinden gitmesi için alan açmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra antropoloğum. Antropolog adayıyım ya da doktorama devam ediyorum ve şempanzelerle çalışıyorum. Bir yandan da eski bir davulcuyum diyebilirim. Bugün de bu kimliklerimden her birinden birer parçayla geldim. Birazdan diğer konuklarımızı da tanıyacağız. Onları da sözü atmadan önce niye dünyadaşlığı konuşuyoruz? Belki biraz ondan bahsedebilirim. Işığın da bahsettiği gibi aslında biz sürekli bir çoklu krizler çağından bahsediyoruz. Pandemiden bahsettik, iklim krizinden, biyoçeşitlilik krizinden, hepimizin haberi olduğu gibi savaşlardan bahsediyoruz. Fakat bu dönemlerde anlıyoruz ki bu şekilde daha fazla devam edemeyeceğiz. Farklı bir yönteme ihtiyacımız var. Buradan nasıl beraber çıkacağız? Beraber farklı dünyalar nasıl yaratabiliriz? Beraber neler yapabiliriz? Biraz bunları düşünmeye çalışacağız bu panelde. Birbirimizden ilham almaya çalışacağız. İlham veren hikayelerimizi anlatmaya çalışacağız. Bir yandan da kadın kadına bir sohbet gerçekleştirmiş olacağız. Hepimiz farklı alanlardan geliyoruz. Bir yandan da birçok şeyde kesişiyoruz. Yeni tanıştık görece diyebilirim. Herkesin ben böyle bir kendini tanıtması için topu atmak isterim. İlk başta sevgili dünyadaşlarım, sizler kimsiniz? Bu dünyada nasıl bir yeriniz var? Nasıl kendinizi tanımlarsınız diye Merve sana topu atayım. Benim ismim Merve Özkorkmaz. 36 yaşındayım. Bolu'da doğdum. Uzun boyluyum. Üzerimde açık kahverengi bir tulum var. Dalgalı ensemde saçlarım var. Şu anda Sakarya, Sapanca'da yaşıyorum. Sabunculuk yapıyorum. Aslında yıllarca şehir planlama okudum. Dünyanın çeşitli kıtalarında okudum, çalıştım. Bisiklet turları yaptım. Şimdi de hem Görnük'teki anneanne tarlamızda ceviz yetiştiriyorum. Hem arada mantar mevsimlerinde mantar toplamaya çıkıyorum. Son birkaç gündür Antalya Toroslarında cross motor yarışlarındaydım. Arkadaşlarımla orada ne kadar aşılamaz görünen engellerin pıtı pıtı aşılabileceğini görüp uyanarak buraya geldim. Bu sohbetin devamını hem birlikte olduğum hem sizlerle olduğum konuları merakla bekliyorum. Teşekkür ederim. Rümeysa. Evet, merhabalar herkese. Ben de Rümeysa Çamdereli. 35 yaşındayım ben de. ben de çok heyecanlandım. Çok güzel bir kalabalık. Üzerimde kot bir takım var. Başımda da çok sevdiğim kedi desenli başörtüm var. Türban şeklinde bağladığım. Ben Havle Kadın Derneği'nin kurucularındanım. Müslüman Feminist bir dernek Havle Kadın Derneği. Uzun yıllardır Müslüman Feminist aktivizmin içerisinde yer almaya çalışıyorum. Orayı büyütmeye çalışıyorum. Aynı zamanda Reçel Blok gibi Kadın Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi gibi inisiyatiflerde de yer almıştım. Bu bir kimliğim. Diğeri YADA Vakfı'nda araştırma direktörü olarak çalışıyorum. Sivil toplum uzmanıyım. Uzun zamandır sivil toplum üzerine kafa yormaya çalışıyorum. Böyle bir şey de var hayatımda. Aynı zamanda da müzikle uğraşıyorum. Bir dönem daha yoğun bir şekilde uğraşıyordum ama hala uğraşmaya ve bir şekilde üretmeye devam etmeye çalışıyorum. Elektrik gitar çalıyorum. Bestelerim var. Ve bir yandan da anneyim. Güzel oğlum Kerem de önden bizi dinliyor. O yüzden çok heyecanlıyım ayrıca böyle bir dinleyicim olduğu için de. Böyle benden de.
Merhabalar herkese. Nilay benim ismim. Nilay Örnek. Ben de bej rengi bir pantolon giyiyorum ve bu mevsime rağmen sıcaktan ince yine bej rengi ve siyah bir bluz giyiyorum. Saçlarım omuzlarımdan biraz herhalde aşağıda. Ben de kumralım, beyaz tenliyim. Ben buradaki kadınlar kadar yetenekli biri değilim. Yani okuduğum işi yapıyorum aslında. Hatta yapmaya çalışıyorum. Aslında bu bir yetenek olabilir. İletişim Fakültesinden mezunum ve hala iletişmeye çalışıyorum. Gazetecilik temelli işler yapıyorum. Böyle diyebilirim herhalde. Ha, kitaplarım var tabii ve kendimi tarif edersem herhalde tek kelime meraklı biriyim diyebilirim. Bu. Çok teşekkürler, çok memnun oldum tekrar. Herkes de çok memnun olmuştur eminim. Belki sanırım hepimiz nerede buluştuk desek, ben de merak derdim. O merakların peşinde gitme ve o yolculuk. Birazcık böyle hepinizin ilham veren yolculuklarını da duymak istiyoruz. Rümeysa, istersen senle başlayalım. Havle'den bahsettin, yine Reçel'den bahsettin. Havle'ye ve Reçel'e baktığımızda aslında çok renkli, çok güçlü kadın sesleri görüyoruz. Ve bunun bir feminist dayanışması olduğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama siz sanki Havle'de sadece bir feminist dayanışmada alanında kalmıyorsunuz, bunu da genişletiyorsunuz. O yüzden başka bir kurgu ve ilham verici bir şeyle karşımıza çıkıyor. Biraz bundan bahseder misin bize? Tabii. Biraz herhalde kendimi nasıl feminist olarak tanımladığımı anlatmakla başlamam gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim Reçel'de de Havle'de de en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi aslında küçük resme bakmak. Ne yazık ki eril dünya bize hep böyle büyük resim, işte büyük hikayeyi görmek, büyük resmi görmeye zorlarken küçük hikayeleri unuttuğumuz ve o anlamda küçük direnişleri de unuttuğumuz bir şeyi zorluyor. O yüzden de benim hikayemde de aslında feminizmle yolumun kesişmesi hem kadın olmamla hem de Müslüman bir kadın olmamla ilgiliydi. Başörtüsü yasakları döneminde, şimdi unuttuk 2011'de kalktı gibi oldu. Ama o zamandan öncesinde başörtüsü yasaklarıyla uğraşırken bir yandan bunun nasıl bir kadın meselesi olduğunu görmek ve üzerine kafa yormak gibi bir şansım oldu özellikle feminist arkadaşlarımla. Çünkü üniversite kapısında durdurulduğumuz esnada benimle aynı şeyleri düşünen, aynı şeylere inanan, aynı pratiklere sahip erkek arkadaşlarım yanımdan geçebiliyorken benim duruyor olmamın aslında bir kadına yönelik ayrımcılık olduğunu ve bir taciz olduğunu görmek kısmı benim için çok ediciydi açıkçası. O yüzden de feminizme böyle yaklaştım. Ama sonra feminist alanların kendisinde ne kadar kendime yer bulsam da, feminizm her zaman için birçok kadına çok farklı yer bulan bir yer olsa da kendim gibi kadınların arayışına düştüm. O yüzden de benim gibi feminizmi sonradan keşfeden özellikle kadınlara alan açabilir miyim diye düşünmeye başladım. O esnada Kadın Işıt'a Karşı Müslümanlar İnisiyatifi ile yolum kesişti. Sonrasında Reçel Blog kurduk. Yani 2014'te doğdu Reçel'de. Hatta şey diyorum, o da kızım aslında. Yani Kerem'den bir yaş büyük. O yüzden de böyle çok acayip mutlu oldum. Hala devam ettirmeye çalıştığımız, yani neredeyse 10. yılına gelecek. Ve Müslüman kadınların özgün hikayelerini de görmemizi sağlayan, halihazırda olan çok güzel örnekleri referans aldığımız, ilham aldığımız, bizim de ilham alarak başladığımız beş harfler gibi örneklerden böyle bir platform. Havle'de de benzer bir şekilde aslında özgün bir hikayeyi görünür kılmak nasıl bir şeydir? Yani ayrıştırmadan, delikanlı insanları değillemeden, hep çünkü öyle bir tartışma oluyor bizim tarafımızda. Kendi kimliğimizi ifade ettiğimizde diğerlerine öyle değilmiş gibi, özellikle Müslümanlık üzerinden konuştuğumuzda. Halbuki biz sadece bu kimliğimizi kamusal alanda görünür kılan ya da bununla ilişki kuran kadınlar olarak özgün hikayelerimizi birazcık daha anlatmak istiyoruz. İşte camilerde çektiğimiz sıkıntıları konuşmak istiyoruz. İşte yerel seçimler özelinde belki işte başka kadın gruplarının konuşmayacağı bir şey olur ama camileri biz konuşuruz diye. Hani ne kadar eksik kalan bir şey varsa onları doldururuz diye hayal ediyoruz. Şiddeti konuşurken farklı konuşmaya çalışıyoruz vesaire. Böyle bir mücadele şu an çok güzel genç kadınlar da var etrafımızda. İşte queer mücadelenin içinden Müslüman genç kadınlar var. Gün geçtikçe biz de yeni taraflarımızı keşfetmeye ve öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden evet, bir direniş hikayesi ama bir de biraz da birbirini bulma hikayesi herhalde. Böyle bir şey diyebilirim hikayemiz.
Çok teşekkürler Rümeysa. Sanırım zaten dünyadaşlık dediğimizde hem biraz kendimizi hem de bizim dışımızdaki tüm canlı ve cansız varlıkları bulma ve keşiften bahsediyor oluyoruz. Hikayelerden bahsetmiş olunca tabii topu bir Nilay'a atmak istedim. Çünkü belki biliyorsunuzdur Nilay'ın Nasıl Olunur diye bir podcast'i var ve yaklaşık 200 bölümü buldu, hatta geçti diyebilirim. Ve bu 200 bölümde mesleklerini ustalıkla yapan kişilere, enteresan, merak ettiği kişilere nasıl olunur diye Nilay soruyor. Bunu sorarken de aklımıza şu geldi. Nilay neden bunu yapıyor? Yani neden insanların hikayelerini topluyor ve derliyor ve bunun ortak hafızaya sence etkisi, katkısı ne oluyor diye merak ediyorum. Çok cevabım var aslında ve hani şimdi böyle cep telefonumu açıyorum, ayıp olmasın, bir şeyler de not almak istiyorum yani birileri konuşurken bile. Hani öyle bir görünüş çirkin görünüyor olabilir ama hemen birbirimizi bulmak meselesini mesela not alıyorum. Biraz birbirimizi bulmak için aslında öyle başlamadı. Ben meslekleri çok merak ederim. Yani herkese soru sorarım. İşte kuru temizlemeci kan lekesini nasıl çıkartıyor? Bir perukçuya kimler gider? Gibi gibi hep sorular sormuşumdur. Ve bu yolda giderken meslekleriyle ilgili iyi anlatabilen insanları ki mesleğini iyi yapmak yetmiyor, bugün iyi anlatmak da gerekiyor. Bunları araştırırken, onlardan bir şey öğrenmeye çalışırken biraz işte o birbirimizi tanıma sürecini de fark ettim. Ve aslında ilk bölümlerde yoktur. Şimdi tam bu oturuma da uygun bir şekilde sonunda iki soru soruyorum. Klasik iki sorum var artık. Bir, nasıl olunur? Nasıl nokta nokta olunur? Mimar olunur, mühendis olunur ve Türkiye'de birlikte nasıl daha yaşarız? Ve konuklarım beni şöyle bir şeye yönlendiriyor. Artık niye Türkiye'de, dünyada birlikte nasıl daha iyi yaşarız onu anlatıyorlar. Doğada birlikte, bütün ekosistemlerle birlikte nasıl yaşarız? Bunu da ben de konuklarımdan öğreniyorum. Biraz ilk önce öğrenme ve merak çabasıyla başladı. Daha sonra bir hafıza kurduğumu fark ettim. Ve kurduğumuzu, birlikte ördüğümüzü fark ettim. İlk önce biraz 90'lı yılları çabuk mu unuttuk? İşte Rümeysa diyor ya, çabuk unuttuk ama giremiyorduk üniversitelere. Bu da bir kayıt altında olsun. Aslında çok yakın zaman ama çok çabuk unutuyoruz. Yani 5 ay öncesini de çabuk unutuyoruz, 2 yıl öncesini de. Hem onlar kayıt altında olsun, hem ilişkiler kayıt altında olsun. Şehirler çok çabuk değişiyor, onları kayıt altına alalım. İnsanlar çok çabuk değişiyor, ruhumuz çok çabuk değişiyor. Ve biraz da anlama çabası, bugünü, dünü, yarını, bütün bunlar yapılırken, bütün bunları örerken, ben hafızanın ne kadar önemli olduğuna gün be gün daha çok şahit olurken, başka işler de yapmaya başladım. İşte Her Umut Ortak Arar isminde, İkinci kitabımın ismiyken aslında bir projenin ismi haline dönüşen, yolda bulduğumuz bir şey haline gelen mimari açıdan değerli hikayeli binaları da anlatmaya başladım. Orada da bir binanın peşine düşerken insan hikayeleri ve onların hafızalarının hikayelerine, kolektif hafızaya önem vermeye başladım ve pek çok böyle işi yaparken buldum diyebilirim kendimi. Çok teşekkürler. Merve, birazcık da belki seni kendi duymak çok ilham verecektir. Sen Anadolu'nun dağlarında, bozkırlarında geziyorsun, bisikletle Afrika'yı gezdin. Tohumun peşinden gidiyorsun aslında, tohumların yağını sıkıyorsun, öte yandan mantar topluyorsun, yaylalarda vakit geçiriyorsun. Ve aslında sorun belki çok düpedüz, nasıl düştün bu yollara? Aslında birazcık temiz beslenelim, galiba gıdalar çok kirlendi derken birazcık soframızı temizlemeye çalışıyorduk. Sonra bir baktım, banyonun aynasının önünde işte diş macunu var, deodorant var. Acaba biz bunları da yiyor olabilir miyiz? Böyle dil altından falan emiliyor olabilirler mi? Cildimizden kana karışıyor olabilirler mi? Bunları böyle içeriği temiz hale nasıl getirebiliriz derken üzerinde kocaman organik yazan bir diş macunu aldım böyle çok para verip gidip. Bu tabii 7-8 yıl önce oluyor. O zamanlar yönetmelikler izin veriyordu bu kadar kocaman organik yazmaya. Daha sonra kullanıyoruz filan. Bizim ailede bir sürü işte biyolog var, kimya mühendisi var, eczacı var. Bir içeriğine bakalım falan dedik. İçeriğinde meğer sadece işte yüzde belki 0.5 olan çay ağacı yağı organikmiş. Geri kalan hiçbir şey organik değilmiş. İşte köpürtücüler, raf ömrünü uzatıcılar,
akışkanlık sağlayıcılar falan derken, ya biz acaba böyle halı yıkar gibi köpürtmeden yıkayabilir miyiz ağzımızın içine? O zaman da temizlenir mi? Derken böyle bir merhem gibi içinde killer olan, yağlar olan bir şeyler yapmaya başladım evde. Aslında yağ böyle hep ay aman yağ damladı işte yağlandı filan diye kendimizi kötü hissettiğimiz bir şeydi ama yağların da aslında temizleyici bir tarafları olduğunu, yenen tarafları olduğunu öğrendim derken kendime yaparken herkesin doğum gününde işte bayramlarda, seyranlarda arkadaşlarıma da yapmaya başladım. Diş macunu gerçekten temizledi böyle böyle yapınca gerçekten böyle dişlerim kaygan ve temiz oldu. Böyle bir özgüven geldi. Hani sadece bilim insanları yapar diş macununu falan derken ben evde bayağı cezvede diş macunu yaptım. Ondan sonra işte etraftan bir sürü talep daha gelmeye başladı. Kavanozları bitince tekrar istemeye başladılar. Ve kendimi bir üretimin içinde buldum. Bu üretim aslında şehir planlamadan alışkın olduğum şey şöyle bir şey. İnsan yaşamlarının, alışkanlıklarının yapılı çevreye nasıl yansıdığı, doğaya nasıl adapte oldukları hep gözlemlediğim şeylerdi aslında. Gerçekten de bu coğrafyada yetişen şeylerle kendimize bakmak, cildimize bakmak, kendimizi temizlemek mümkünmüş aslında. Bu yolculuk böyle başladı. Daha sonra bir tane imalathane yapıp bunu böyle yasalara, yönetmeliklere uygun yapalım dedik. Sabun satıp böyle işte antibakteriyel fayans yapıp ondan sonra krem satıp duvarları boyayıp bir imalathane yaptık. Daha sonra paramız bitti. Tabii sıfır sermayeyle başladık filan. Temiz tohumları sıkıp onların yağlarını kullanmak istiyorum ama soğuk sıkım makineleri de çok pahalı. Şu küçük olanlarda da şey oluyormuş böyle alüminyum alaşımı olduğu için ve ısı devreye girdiği için işte yağ ağır metal geçiyormuş. Bir de her şeyde böyle ay o da kötüymüş, eyvah o da işte mikropluymuş falan oluyor ya. Bu süreç zaten hep öyle bir süreçti. Bu imalathanenin açılışında da eş dost böyle hayırlı olsun diye hediyeler almaya başladı. İşte kimisi resim çerçevesi alıyor, kimisi yapay çiçek alıyor falan. Ya dedim ben buna bir dur demem lazım. Benim yani kocaman bir soğuk sıkım makinesine ihtiyacım var. Ben bir kumbara koyacağım bu masanın üstüne. Bu kumbaraya açılış hediyesi olarak siz para atabilirsiniz. Ben de bunları toplayıp kendime bir makine alacağım. Bir ay duracak bu kumbara diye böyle bir duyuru yaptım. İşte akrabalar, arkadaşlar katılsın. Bir de beni takip eden bu işte imalathane sürecine merakla bu süreci takip edenler destek olsun diye. Bir hafta gibi bir süreçte bu endüstriyel makinenin parası toplandı. Herkes kumbaraya bir şeyler attı ve inanamadım, ben de inanamadım. Şimdi o makine laboratuvarımızda duruyor. Üzerinde de bütün katkı sağlayanların isimleri yazıyor. Sonra hadi bakalım susam sıkıp susam yağından diş macunu yapayım ve bir susam alayım dedim. Ama meğer susamları biz Çin'den alıyormuşuz. Ya ben hatırlıyorum Silifke'ye taşınmıştık Bolu'da depremden sonra. Silifke'de kırmızı susam vardı. Muğla'da, Gökova'da altın susam var. Biz neden susamı Çin'den alıyoruz? Neden marketteki bütün tahinler Pakistan, Asya, Çin menşeili? İnanamadım hani şok oldum. Daha sonra ben bu susamların, işte çörek otlarının, bademlerin, fındıkların, yağı çıkabilen bu tohumların peşine düştüm. Pek çok yeri dolaştım çünkü bunları genetiğiyle oynanmamış tohumlardan, pestisitsiz yetiştirenleri öyle oturduğum yerden, Instagram'dan, Google'dan bulamadım. Yani gidip dolaşmam gerekti. Şimdi bir sürü üreticimiz var Türkiye'nin pek çok yerinde. Bu çiftçiler bizim için bir sürü tohum üretiyorlar. Özellikle aspir. Bunları biz onlardan her yıl hasat sonrası alıyoruz. Şimdi hasat zamanları pek çoğunun.
Onları laboratuvarımızdaki makinemize sıkıyoruz. Daha sonra temiz ürünler yapıyoruz. Tabii bunları yaparken bir sürü iş de doğdu. Yani yönetmelikler, fatura kesmeler, şunlar bunlar ve bir sürü çalışana ihtiyacımız da oldu. Bu noktada da bizim mahallemizde yaşayan yaklaşık aynı yaşlarda olduğumuz üç kadınla daha bir araya geldik. Aslında böyle bu insanlar bir arada yaşayamaz, kesin çatışırlar diye düşündüğümüz, bu düşünceye alışkın olduğumuz inançları, politik duruşları birbirinden çok farklı. Dört kadınız, ismimizi de Otoma Girls koyduk. İlk defa hepimizin hissettiği, ilk defa bir işte hepimizin hissettiği bir şeymiş bu. Birbirimize güveniyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Biz bu duyguya çok susamışız ve her gün işe gittiğimizde besleniyoruz, birbirimizden doyuyoruz. Çok iyi hissediyoruz bununla ilgili. Bunu da paylaşmayı da çok seviyorum. Hikayem de böyle. Çok teşekkürler Merve. Aslı, sen kendi hikayeni biraz anlatmak ister misin? Çünkü soru soran sorunu anlatamaz. Ben şimdi araya girip sana bir pas atsam mı dedim. Çok teşekkürler. Aslında ben de söylediğim gibi bir davulcuyum. Üniversitede müzik okudum. Ama müzik okurken de sürekli neden müzik okuyorum diye sormaya başladım. Yani kendimi ifade etme biçimim neden müzik oldu, müzik nasıl bir şey, müzik ne anlama geliyor, davul çalmak neden gibi böyle bin bir tane soru vardı kafamda. Ve bununla beraber bu neden sorularını anlamak için ben bayağı bir kafa patlatmaya başladım. Bununla beraber hayatımda benim için önemli olan veya kendime en iyi hissettiğim iki şey oldu. Çocuklar ve gençler ve hayvanlar aslında. Bir yandan tabii ki küçüklüğümden beri Jane Goodall'a böyle sıkı hasta olan bir insandım. Jane Goodall şempanzelerle çalışan ve şempanzeler hakkında bildiğimiz her şeyi, ilk şeyleri öğrendiğimiz kişi. Kendisi 1960'larda Afrika ormanlarında tek başına yaşadı. Ve ondan çok ilham aldım açıkçası. Hem böyle bir yandan neden davul çalıyorum gibi bir yerler kafada devam ederken, bir yandan da müzik bir yerlerden devam ederken, Jane neler yapmış, çocuklar ve gençlerle çalışmak nasıl bir şey gibi bazı sorular bir araya geldi. Dolayısıyla ben bu yolda kendimi bir yandan çocuklar ve gençlerin dediğim gibi doğa alanında farklı ihtiyaçlar duydukları alanlarda çalışırken onları destekleyebilecek biz neler yapabiliriz, nasıl alanlar açabiliriz diye sorarken buldum ve bu soru sadece meğer bana ait değilmiş. Bu soruyu taşıyan, bu soruyu soran bir sürü muhteşem insan varmış Türkiye'de ve bir araya geldik. Onlardan bazıları da burada bugün ve beraber kafa kafaya verip tabii ki sadece yetişkinler olarak değil çocuklar ve gençler ne istiyor, onların ihtiyaçları nelerdir, biz onlara nasıl destek olabiliriz diye onlara sorup onların da fikirleriyle beraber Roots & Shoots'u kurduk. Bu devam ederken benim neden davul çalıyorum hikayesi de devam etti yani orada kaldı. Ve aslında evrimsel olarak bunu nasıl anlayabiliriz derken aslında ben de şempanzelerle çalışmaya başladım. Aslında dünyayı paylaştığımız türlerden bir tanesi ve en yakın akrabalarımız. Belki literatüre bakarsanız kuzenlerimiz diye geçen şempanzeler benim kardeşlerim diye adlandırabildiğim bir aile bağ kurduğum türler. Şimdi şempanzelerle ve çocuklarla müziğin evrimsel fonksiyonunu anlayabilir miyiz diye onlara ritmik müzik çalıp sosyal davranışlarını izliyorum ve bunu daha sonra da bir iyi olma hali için metot olarak kullanabilir miyiz diye çalışıyorum. Benim de hikayem böyle. Biraz davul, biraz şempanzeler, bolca Roots & Shoots. Buradan belki müzik demişken aramızda müzikle uğraşan biri daha var. Belki sen de böyle benzer duygular yaşamışsındır. Neden müzik, bu bana ne ifade ediyor gibi ama. Şimdi sen bir yandan bu havreyi anlattın, reçeli anlattın ama bunun çok yanında da çok büyük bir kimliğinde müzisyenlik. Ve bu dayanışmanın bir parçası olabiliyor kimi zaman. Bazen bir hayatta kalma, bir tutunma mekanizması, bazen kendini ifade etme mekanizması oluyor. Dirençliliği arttırdığına ben kesinlikle inanıyorum. Ama müzikle senin kurduğun ilişki nasıl? Bu dünyada sen ve müzik nasıl bir yerde duruyorsunuz? Evet, zor bir yerde duruyoruz. Onu söyleyebilirim en başından.
Yani ben sahneye çıkmaya başladım, yani ilk sahneye çıkışım haber olmuştu. Boğaziçi'nde yine yasaklar zamanında çıktığım için muhtemelen, ama bir yandan da işte yaptığımız gösterinin içeriği, folklor kulübünde o dönem aktif olarak çalışıyordum. İşte bayağı böyle manşet oldu. Yani haber niteliğinde olmasının kendisi zaten anlatıyor sanırım bir kısım şeyi. İşte türbanlı gitarist sahnede, başörtülü gitarist falan, işte nasıl oluyor gibi böyle. Şu an çok garip gelen, artık 35 yaşımda çok garip gelen ama o 17-18 yaşlarındayken beni inanılmaz gelen sorulara maruz kalarak başladım aslında. Ve çok seviyorum müziği. Ve bir yandan da çok zor bir şekilde hayatımı tutmaya çalışıyorum. Müzik okumayı falan da çok isterdim ama mesela o dönem yasaklarını hiç tercih etme gibi bir ihtimalim olmamıştı. Yani öyle bir şey düşünmemiştim. O yüzden Boğaziçi'ne gitmiştim mesela. Ben Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Hiç yapmadım mühendisliği ama Boğaziçi'nde okumanın kendisi bana çok şey kattı, özellikle müzik adına. Orada işte folklor kulübünde oyuncularla işte hem tiyatro müziği yaptım, hem gösterilere çıktım. Üzerine farklı belgesel müzikleri yaptım, prodüksiyonlar denedik vesaire. Benim için çok acayip heyecan verici bir şeydi ama sonra mezun olduktan sonra da gerçek bir dünyayla karşılaştım ve bu sefer de kendi ağının içerisinde barındıran, hatta yakın zamanda İKSV'de bir çalışma yaptı bununla ilgili işte. Yani kadınların zaten çok zor içerisinde yer aldığı bir sektör, müzik sektörü. Bir de ben o işte ilk zamanlar heyecan uyandıran reklam olan halimle o sektörün içerisinde yer bulmak için ya kendimi araçsallaştıracaktım, yani birinin arkasında çalan türbanlı gitarist olacaktım, ya da kendim gibi olacaksam da çok böyle bir şeyler yapamayacaktım gibi hissettiğim bir noktadaydım. Tam o arada işte çocuğum oldu ve her şey daha da zorlaştı. Zaten hani kadın bir müzisyenin o 30 kilo yükünün yanında bir de çocukla bir yerlere gitmesi vesaire gittikçe zorlaşınca ben de birazcık aslında profesyonel hayallerimi kenara bırakıp daha kendi kendime bir şeyler yapmaya karar verdim. Ama tam bu esnada da biraz tarihi yazmaktan bahsetmiştim. Ben de çok değer veriyorum ona. Tam o noktadan bir kadın çalışmalarıyla yüksek lisansa başladım. Ve orada da bu hikayeyi üzerine kafa yordum. Ve benim gibi başka hikayeler yaşayan kadınlar var mı diye merak ettim. Yüksek lisans tezimin başlığı sahne sanatlarında dindar Müslüman kadınların örnekliği. 7 tane kadın, kendim dahil olmak üzere 7 kadınla görüşme yapmıştım. Orada da masal anlatıcıları, tiyatrocular, yine başka müzisyenler, klasik Türk müziği çalanlar, benim gibi daha batılı enstrüman çalan kadınlar vardı. Ve hepsinin aslında o kadar benzer hikayelerin olması beni dehşete sokmuştu açıkçası. Özellikle klasik Türk müziği çalan arkadaşımdan dinlediğimde. Yani çok fazla mücadele var yapılması gereken. Gün geçtikçe daha büyük bir açıkçası iyileşmeye doğru gidiyoruz kadın müzisyenlerin mücadelesiyle birlikte ama finalde profesyonel dünyada çok fazla üzerine kafa yorulması gereken şey var. Özellikle kadınların katılımı için. Ve benim gibi görünen ve sahneye çıktığında haber niteliği hala taşıyan kadınlar için. O yüzden de biraz bunun üzerine kafa yormaya devam ediyorum ama bir yandan da kendi üretimlerime devam etmek de çok heyecan verici. İşte yakın zamanda mesela Sabancı Üniversitesi, Su Gender'ın bir programı içinde bir müzik yaptım. Onu albüm olarak yayınladık. İlk albümümü de böyle yayınlamış oldum mesela. Ben yani hayalim şeydi, 35'ime kadar bir albüm yayınlamaktı. Onu da mesela Su Gender'la yapmış olduk gibi böyle çok güzel tesadüfler beni takip etmeye devam ediyor. O yüzden de çok büyük heyecanım var. Şey gibi böyle Spotify'da dinleyebilirsiniz şarkılarımı. Böyle bir maceranın içinde devam etmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler. Bu müzisyen kimliğinin kadın kimliğiyle birleştiğinde Türkiye'de gerçekten zorluklar yaşadığımızı ama bunun hem bize direnç kattığını hem de bizim bütün bu meseleyle dirençliğimizi müzikle atlattığımızı ben de hissedebiliyorum. Ya da hikayelerle, tohumlarla farklı bir şekilde. Burada bir Merve'ye dönmek istedim bu sefer. Merve, sen mahallenimizin kozmetikçisisin sanırım. Öyle seni tanıyoruz bir yandan da. Mahallenin kozmetikçisi geldi diye bazı Instagram'dan hikayelerini görebilirsiniz.
Sizin bu yaptığınız işlerde çok güzel bir hikayeniz var. Bütün bu dayanışma meselesi, bir merakların peşinde, tohumların peşinde gitti. Ama bunun sonrasında da yine çok dünyaya da iyi gelecek bir şekilde yapmaya devam ettiniz. Her şeyi gözetmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan bildiğim kadarıyla mahalleden boş kavanozlar topluyorsunuz, koliler topluyorsunuz, atıksız kargolar yapmaya çalışıyorsunuz. Dağıtımları bisikletle yapabildiklerini bisikletle yapabiliyorsunuz. Bir yandan da plastiksiz kargo mücadelesinin bir yanındasınız. Bunca detayı düşünmenin aslında bir yandan bizler için çok olağan olan ama hala bazı büyük şirketler farklı yerler için çok da olağan olmayan. Ama bunları düşünmenin nedeni nereden geldi? İlhamı nereden geldi? Bir de bütün bu adımlarınız aslında nasıl bir dünyadaşlık mesajı veriyor olabilir diye sormak istiyorum. Aslında ilk işte bu eşe dosta birer tane kavanoz bir şeyler gönderirken ben böyle ay bunu da atmayayım bu da burada dursun diye böyle bir yığın oluşmuştu evde. O yığınlardan böyle alıp paketleyip sağlamca kargoya götürmüştüm. Kargoda hemen alıp böyle bir tane kargo poşetini açtı oradaki arkadaşlar. Benim yani göndermeye hazır olan yolda hiçbir şey başına gelmesi mümkün olmayan sağlam paketi kargo poşetine doğru böyle koymaya başladı. Yok dedim bir dakika durun neden onu koyuyoruz? Hemen etiketini yapıştırıp göndersek olmaz mı? Çünkü gerçekten çok kalın bir poşet. Ve karşı tarafa gittiğinde o poşetler şey diye tasarlanmış. Açılıp atılıyor tekrar çöp poşeti yapamıyorsunuz. Başka bir şey de kullanamıyorsunuz. Daha sonra işte bunun bir mücadelesi başladı. Kargo göndermeyi durdurdum. Hani böyle olacaksa ben hiçbir yere hiçbir şey göndermiyorum diye. Konuştuk şirketlerle. Şirketlerden bir tanesi tamam o zaman sözleşme imzalayalım. Aktarma noktalarında kaybolmayacak, kaybolmasın diye biz bu poşetlere koyuyoruz. Siz eğer kaybolmasını, kırılmasını göze alıyorsanız bunu imzalayın, poşetsiz gönderime başlayalım. Yani poşetle zaten kırılmanın ne alakası var falan deyip ben hemen böyle tamam imzalayayım deyip imzaladım. Öyle göndermeye başladık. Şimdi cam gönderiyoruz. Kargo yolu da bir savaş yolu yani hakikaten havalarda uçuşuyor kargolar. Bu nasıl kırılmaz? Plastik pıt pıtlara sararsak kırılmaz. Onları da işte üretimi var, tüketimi var, tekrar kullanımı olamıyor. Ben çöplerden koli toplamaya başladım. Tabii ki gıda atıklarının bulaşmış olduğu değil de hani pek çok gıda içermeyen ambalajları çöpe atıyorlar. Onları toplayıp kesip kesip bu cam kavanozları sarıp sağlamca paketleyip göndermeye başladım. Gerçekten de işe yaradı. Kavanozların hepsi sağlamca gitmeye başladı. Daha sonra işte bu pandemi süreciyle tam bizim imalathanenin açılması denk geliyor. O sıralarda da insanlar böyle her yeri temizleyelim kafasındalardı. İşte çamaşır suyuyla meyve sebzeleri yıkayanlar falan vardı çevremde. Ya işte bunun da bir yani çok acayip bir yere gidiyor bu bir şeyler yapalım. Yani kendi evimde ben de kendim için bir çözüm arıyorum sonuçta. Ya öyle bir şey olsun ki ya sıfırdan üretilen bir malzeme olmasın sonuçta yerleri sileceğiz yani hani sıfırdan üretilen bir ambalajın içine konmuş işte kokusuyla içeriğiyle bize zarar verecek bir şey olmasın ne olsun filan sabun yapalım o zaman işte ama bunu da acaba atık bir üründen yapabilir miyiz? Atık yağları sabuna çevirmeye başladım bu pandemi zamanı. Kendim için yaptım, işe yaradı işte. Elde bulaşık yıkarken kullanıyorum, cam silerken işe yarıyor, balkonu yıkıyorum, elde çamaşır çitilerken kullanıyorum. Yani hakikaten bildiğiniz kızartma yağı, ya patates kızartması, işte hamsi kızartması, her şey. O böyle belli bir tuzla, işte kostikle birleştiğinde, doğru formülle yapıldığında yeni bir sabun maddesi oluşuyor. Eğer doğru formülle yapılırsa geriye ne atık yağ kalıyor, ne o kostik kalıyor. Yepyeni bir madde oluşmuş oluyor. Bu jel kıvamındaki Arap sabunuyla biz çılgınca böyle temizlik yapmaya başladık. Yani daha da çok temizlik yapmaya başladık. Çünkü dokusu falan çok hoşuma gitti benim. Kokusu çok hoşuma gitti benim. Geçmişe götürdü. Halı yıkarken o köpüklerin kokusunun aynısıydı çünkü çocukluğumda.
Daha sonra ben insanlara bunları anlatmaya başladım. İnsanlar kendi evlerinde yapmaya başladılar. Kendi apartmanlarından atık yağları toplayıp işte bir kişi pişiriyor. Ondan sonra aşure gibi böyle kaselerde komşulara dağıtıyorlar falan. Böyle bir hareket başladı. Mahalleden de biz mahalleye, sadece mahalleye hizmet vererek ayakta kalamıyoruz. Faturalarımızı, çalışanların giderlerini ödeyemiyoruz. Biz kargo ile bir yerlere bir şeyler göndermek zorundayız. Ama şöyle mahallenin kozmetikçisi olabiliriz. Mahallenin çöplerini kullanabiliriz. Çünkü herkes internetten bir şeyler alıyor. Onların kutusu çıkıyor. Ya işte bir yerden bir karton poşetle bir şeyler alıyorlar. Bize hem o poşet lazım oluyor bizden dükkana gelip alışveriş yapanlar için, hem kargo yapanlar için kutular lazım oluyor, hem Arap sabunu pişirip gönderdiğimiz durumlarda kavanoz lazım oluyor. Dedik ki bize atık yağlarınızı, kavanozlarınızı, işte boş kolilerinizi getirin dedik ve hani bunun bu kadar etkili olacağını gerçekten bilmiyorduk. Yığdılar falan böyle kapıya, artık getirmeyin falan diyoruz bazen. İhtiyaç duyduğumuzda tekrar duyuru yapıyoruz. Herkes bunu severek, isteyerek, gülümseyerek, gönüllü bir şekilde, dükkan kapalı olsa da kapının önüne bırakarak 4 yıldır yapmaya devam ediyor. Ne kadar güzel bir hikaye. Yine birlikte dayanışmanın, birlikte böyle bir daha iyi yaşamanın yollarını ararken dayanışmayı yine duyuyoruz. Nilay, sen az önce tam böyle bir yere giriyordun. Ben de çok heyecanla orayı bekliyordum. Konuklarına birlikte daha iyi nasıl yaşarız diye soruyorsun. Bir sürü insana bunu sordun aslında. Onlardan süzdüklerin nedir? Neler, insanlar neler düşünüyor? Birlikte yaşamak için nelere ihtiyaçlar var? Yani herhalde 200 bölümün ortaklığı en az 100 değişik cevap çıkmış olabilir. Ama çok ortak cevap da var. Ve enteresan olan benim için de bizler kendilerimizden başarılı gördüğümüz insanların bazı pozitif, kayırıcı özellikleri olduğunu düşünürüz. Yani o çok başarılı çünkü biraz daha güzel, daha iyi bir ailede yetişmiş, daha çok sevmişler, daha iyi okullarda okumuş, daha zengin bir mahalleden vesaire vesaire. Aslında herkesin belli çukurları var, çok zor dönemlerden geçiyor. Mesela şeyleri anlıyorum, ya okumak zor, kadın olmak zor, müzik de zor ama her yerde zor aslında Türkiye'de yaşarken kadın olmak. Medyada da zor, sokakta da zor, orada da zor, burada da zor. Hepimiz birbirimizi dinleyerek öğreniyoruz. Bir kere dinlemek ortak noktalardan biri çıkıyor. İkincisi, dün telefonda konuşurken de anlattım. Mesela Emre Kongar Amerika'da da eğitim görmüş. Türkiye'de de çok iyi eğitimler görmüş. Bir sosyolog. Ona soruyorum, Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Mesela Oktay var, Adana'da çöp toplayıcılığıyla, kağıt toplayıcılığıyla hayata başlamış. Çok zor bir hayat geçirmiş, çok çocuklu, çok bazen şiddetli. Şimdi Lama Elif diye benim de çok sevdiğim bir sahafı var Beyoğlu'nda. Ona da soruyorum, birlikte nasıl daha iyi yaşarız? İkisi aynı cevabı veriyorlar, birbirlerinden habersiz. Ne enteresan değil mi? İkisi de diyor ki, kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yap. Yapmayarak diyor mesela. Korumak var, koruyuculuk mesela, yani işte doğayı korumak var, ürünü korumak var, birbirimizi korumak var, onlar çıkıyor. Empati yapmak en çok çıkan şeylerden biri. Empati yapmak için biraz daha dinlemek, bakmak, görmek gerekiyor. Neyi gösterdiğimiz de bence önemli. Hani bunu belki insanlar kelimeye dökmüyorlar ama seçimlerimiz hep önemli. Nerede neyi seçtik? İnsanlar yaptıklarımızı görüyorlar ama yapmadığımız ve tercih etmediğimiz şeyleri görmüyorlar ve onlar için madalyalar, bize bir şeyler takılmıyor, ödüller verilmiyor ama yapmadıklarımız, tercih etmediklerimiz, göstermediklerimiz de çok önemli. Ya buraya gelirken de düşünüyorum. O kadar önemli ki bizim mesela medya tarafında olan insanlar için ya da biraz görünürlük sahibi olmuş ve göstermeyi becerebilen insanlar. Bu sosyal medya ünlüsü için de geçerli, bir medyası olan herhangi bir insan için de geçerli. Kimi gösteriyoruz, kimin hikayesini anlatmayı tercih ediyoruz. Bu çok önemli işte birlikte yaşamak için. Bugünlerde bakıyorum pek çok ekonomik, mali skandal haberleri geliyor. Çok ünlü insanların, benim adını yeni duyduğum insanları bir takım skandallarını görüyorum ve onları tanımaya çalışıyorum. Ve o
tanımaya çalıştığım insanlar o kadar çok medya bulmuşlar ki kendilerini aslında. Ben görmemişim ama ya magazin programlarına çıkmışlar, eğlence programlarına çıkmışlar, YouTube programlarına çıkmışlar. O insanları görebiliyoruz. Peki işte şempanzelerle çalışan bir insanı kaç defa medyada görüyoruz? Ondan sonra kendini işte bir Müslüman feminist olarak tanıtan bir insanı kaç defa gördük? Ben mesela gelirken çok vaktim yoktu bütün hafta boyunca. Rümeysa'nın işte Reçel Blog'daki yazılarından başlayarak başka yazılar da okudum. Ne kadar enteresan, tanımadığım insanları tanıdım. Yani bakmak, görmek, duymaya çalışmak, empati kurmak ve beklemek lazım herhalde. Hani dedin ki onlar neler dedi ama ben onlardan özümsediklerimle kendim bir şey söylüyorum gibi oldu biraz. Belki de onu şu anda tercih ettim ama çünkü herkes çok güzel şeyler söyledi. İşte 200 bölümün son 5 dakikasını dinleyerek çok güzel şeyler edinebilirsiniz ki bütün hepsini dinleyin bence. Biraz işte durmamız gerekiyor. Zaman bizi çok tepkisel insanlar yaptı diye düşünüyorum. Hızlı olmak zorundayız. Bugüne yetişebilmek için her şeyi hızlı yapmak zorundayız. Onun için de sindiremiyoruz. Antalyalıların çok güzel bir sözü var. Çok seviyorum. Bir şey yaşadığını anlatıyorsun. Allah sindirsin diyor. O kadar güzel bir laf ki aslında çok güzel bir dilek. Sindire sindire, özümseyerek, anlayarak. Bugün bir savaş var. Hepimiz anında tepki vermeye zorlanıyoruz. Bir dakika, ben anlamıyorum. Yani zorlanıyoruz dedim. Hayat bizi zorluyor, çevremiz zorluyor, çalıştığımız yerler, sosyal medya zorluyor. Bir dakika, ben anlamak istiyorum, okumak istiyorum, daha çok bakmak istiyorum. Yani okumak, bakmak, dinlemek tekrar. Bunun için de çok konuşan bir insan olarak sürekli dinlemek cümlesini etmem garip ama ben mesela kasetli kayıtlar yapıyorum ya, artık onları kasette demiyoruz, küçük böyle çiplere kaydediyoruz. Dinlerken şöyle bir iş yapıyorum ya ben, yani bir sonraki sorumu planlıyorum. O sırada onun dediğinden yeni soru çıkacak mı onu dinliyorum. Bütün her şeyi algılamaya çalışarak büyük bir konsantrasyonla dinliyorum. Muhtemelen vücut hareketlerim şöyle biraz daha kambur olmuş vesaire. Ona rağmen kaseti dinlerken, kaydı dinlerken ne çok şeyi kaçırdığımı da fark ediyorum. O duyguyu kaçırıyorum. Çünkü kendi soracağımı düşünmüşüm. Kendi hissimi düşünmüşüm. İlişkilerimizde de böyleyiz. Kendi çıkar diyeyim ona, kendi o anki ruh halimizle, çıkarımızla dinliyoruz. Oysa ki böyle bir boşlukla dinlemek, hani onu gerçekten dinlemek çok önemli. Birbirimizi dinlemeyi öğrenerek bütün dünyayı ve hepimizin aslında benzer kötü durumları olduğunu da bilerek, hepimizin başka bir hali olduğu empatisiyle dinlemek çok önemli diye de düşünüyorum. Cevap verebildim mi bilmiyorum ama. Evet, evet, çok teşekkürler. Yani bir yandan durmaya ihtiyacımız var, dinlenmeye ihtiyacımız, dinlemeye ihtiyacımız var. Ama bir yandan da sürekli krizler kapımızda, her şey çok hızlı oluyor. Büyük şehirlerde yaşıyoruz. İklim krizini konuşurken bir yandan farklı krizleri, savaşları konuşuyoruz. Hepimiz bunun için bir aksiyon almak istiyoruz. O dinleme fırsatını da birbirimize veremiyoruz. Bu ihtiyaçları sesli söylemek de sanki bir ihtiyaçmış gibi geliyor bana. Bu posta ihtiyaç deyince aklıma şu geldi. Bir gün evde oturuyorum ve belki tanıyorsunuzdur, yine ERG ekibinden Burcu'dan bir mesaj geldi bana. Dünyadaşlık Okuma Kulübü'ne davet diye. Dünyadaşlık nedir? Dünyadaşlık Okuma Kulübü'nde ne yapılır diye böyle. Çünkü daha önce bilmediğim bir kavramdan bahsediyoruz ama o daş eki hep böyle bir insanın içini ısıtan bir şeydir ya. Okuma Kulübü'ne gittiğim zaman ben sizler gibi birçok kadının, aslında yine kadınlar olduğu bir okuma kulübüydü ve zaten bu meseleler olunca biliyorsunuz ki kadınlar çok daha fazla harekete geçiyor. Ve ne kadar zorlandığımızdan da bahsettik. Yani bu hayatı paylaşırken, krizler çağında yaşarken, birbirimizden öğrenirken, dediğin gibi illa bir müzisyen olmak, performans sanatçısı olmak değil, sadece tek başımıza var olurken bile zorlandığımız şeyleri duymaya başladık. Ama bir yandan da hep umut veren,
bu dünyadaşlık meselesi, yani canlı cansız beraber yaşadığımız tüm varlıklarla daha iyi bir dünya nasıl inşa edebilir sorusu da hep bizim için o zorlukların bir tık ötesinde, bir tık daha yapıcı bir yerde ve bizi harekete geçiren bir şey olduğunu ben gördüm ve deneyimliyorum. Ve gerçekten bazen sahada çalışmak ya da özellikle çocuklar ve gençlerle çalışmak da bunu bana sürekli hatırlatıyor. Beraber daha iyi nasıl yaşayabiliriz? Çünkü tek başımıza değiliz. Yaşadığımız çağın adı antroposen olsa da biz insanlar olarak bu dünyanın ne sahibiyiz ne de başka bir şeyiz. Dolayısıyla bu dünyayı paylaştığımız daha bir sürü varlık var. Kimimiz bunların kültürel mirasına bakıyor, kimimiz tohumlarla bakıyor, kimimiz müziğiyle, dayanışmasıyla, feminizmle bakıyor. Ben kapatmadan böyle çok kısa, çok az vaktimiz kaldı ama biliyorsunuz panelimizin adı Yeni Dünyaları Beraber Hayal Etmek'ti. Size dönüp bir Merve yeni bir dünya hayal ederken mesajın ne olurdu diye sormak istiyorum. Her gittiğim yerde hep şunu düşünüyorum. O kadar çok kıymetli şey var ki, insan, toprak, her şey, sadece görmeden devam ediyoruz. Sadece maddelerin, ilişkilerin kıymetini anlamayı umuyorum ya. Sadece bunu istiyorum, diliyorum. Çok teşekkürler. Rümeysa? Konunun geldiği yer biraz böyle beni de şeye doğru düşündürttü. Yani özellikle verdiği örnekler ve etrafımızdaki bütün krizler ve şu an yaşanan savaş, onun dehşeti ve bir yandan da sürekli paralize olmak. Bir yandan bunun içerisinde yaptığımız her şeyden vicdan azabı duymak, bugün burada olmaktan, bunu konuşmaktan vesaire. Ben sanırım yani kendi adıma Gazze'nin bana öğrettiği biraz yaşamla direnmek. Bir süredir de arkadaşlarımla bunu konuşmaya çalışıyorum. Aktivistlerin ve bir şeyleri değiştirmeye çalışanların ve bugünkü konferanstaki katılımcıların da çok büyük bir kısmının kendi olduğu alanlarda çok önemli şeyleri değiştirmeye çalıştığını biliyorum öğretmenlerin. Ne kadar büyük bir çabasının olduğunu biliyorum. Bu mücadelenin güzelliğini ve önemini hiç unutmadığımız, kendi mücadelelerimizin önemini unutmadığımız bütün krizlerin içerisinde ve yaşayarak direndiğimiz ve direnmeye devam ettiğimiz bir dünyada olmayı hayal ettiğimi düşündüm. O yüzden de vicdan azaplarımız içimizde duracak belki ama bir yandan da bence yaptığımız her güzel şeyle, insanlığa kattığımız her şeyle direnmeye de devam ediyoruz. Bu direnişin karşısında bir kötülük mücadele ettiğimiz şey. O yüzden tek mücadele o işte savaşta mağdurların yanında durmak değil belki de ama iyi yaptığımızı iyi yapmaya devam etmek gibi. En azından böyle düşündüğümde iyi hissediyorum. O yüzden de benim de dünya, böyle bir dünyada yaşamak isterim dediğim şeyde herkes daha güzel şeyler yaparak direniyor aslında kötüye. Böyle bir şey söyleyebilirim sanırım. Çok teşekkürler. Nilay, senden de diyebilir miyiz? Ben de iyi yaptığımız şeyi iyi yapmak diyecektim o söylendiğine göre. Gerçekten hep yapmaya çalıştığım şey bu. Biraz yani neşeye ve birlikte neşeye hepimizin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Onun için de yaptığımız işleri güleç yapmaya da çalışıyorum. Çünkü yaşamı sevmek çok önemli bir aset. Yani birlikte yaşamı sevmek ve iyi yaşamaya, birlikte gülerek yaşamaya, birbirimizin hayatını zehredeceğimizi çalışmak çok önemli bir şey. Hakikaten bunu tekrar vurgulayalım. Yaptığımız işi iyi yapmak, özenli yapmak. İşte bu zamanın hızı içerisinde, akışkan dünyada her şeyi yarım yapıyoruz. Zorba'da çok güzel bir söz var. Ben ikinci kitaba da almıştım. Kazancıakis'in Zorbası'nda. Şeytan en çok yarım işlerle eğlenir. Bir işi tam yap diyor. Hakikaten işlerimizi tam yapmamız gerekiyor. Bir de soru sormak. Meraktan başladık ya, öyle bitireyim. Bu iş çok zor Yonca der ya Bülent Ortaçgil, insanlar soru sormadan durur. Ben soru sormadan, merak etmeden duran insanlara çok hayret ediyorum. Niye? Nasıl böyle oldu? İşi iyi yapmanın, gerçekten yaşamdan keyif almanın bir yolu da soru sormaya başlamak. Daha sonra da doğru sorular sormaya başlıyorsun diye düşünüyorum. Dünyadaş olmak için de çok soru sormak lazım. Kendimize niye müzikle uğraşıyorum? Niye bundan rahatsızım? Niye bunu daha çok seviyorum? Niye buradayım? Niye birlikteyiz? Sormaya çalışarak nasıl daha iyi yaşarız
arayarak arayışla olur diye düşünüyorum. Onun için de soru sormak lazım. Teşekkürler herkese. Ne kadar enerjik insan gördüm bir cumartesi sabahı bu saatlerde. Çok sağ olun geldiğiniz için. Biz de iyi ki geldik diyorum. Evet, biz de davet için. Biz de davet için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu meseleyi hep beraber dünyadaşlarla konuşmak gerçekten çok kıymetli. Bugün bir sürü şey duyduk. Farklı alanlardan da geliyor olsak dayanışmak, soru sormak, merak etmek, yola çıkmak, dinlemek, dinlenmek, kolektif hafıza. Bunları hepimiz bir yerlerden alıp eve götürüp belki biraz demleyeceğiz. Belki umarız bunlar da bir yerde eğitim için, farklı alanlar için ufak ilhamlar olur. Bana çok ilham oldu. Çok teşekkür ederim o yüzden hepinize. Ben bir de bunlara kimseyi geride bırakmadan demek istiyorum bu kelimelere eklerken. O kimse derken de yine altını çizdiğim gibi sadece insanlar değil, bütün canlıları da kapsadığımı bir daha hatırlatmak istiyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok kıymetliydi. Birazdan 11.30'da diğer oturumlar başlayacak, atölyeler başlayacak. Aslında gün daha yeni başlıyor. O yüzden saat 11.30'da bu atölyeler başlarken biz Sosyal Bilimler Fakültesi'ne gidiyor olacağız. Servisler olacak. Servisleri tercih etmezseniz, kalabalığı takip ederseniz yine oralarda buluşuyor olacağız. Katılımınız için çok teşekkürler. Umarım yeni bir dünyayı beraber kurabiliriz. Geçmiş olsun.